Sayın Erdoğan 2'de bir çıkıyor, ne diyor? Ekonomimiz uçuyor diyor. Peki şaha kalkan ekonomi var da niye siz böyle arka arkaya paket açıklamak zorunda kalıyorsunuz? Ekonomi dip yaptı, dip. Görmüyor musunuz bunu dedi. Çok değil. Şöyle birkaç gün çarşı pazar dolaşsalar anlayacaklar ama onu da yapamıyorlar. Çıkamıyorlar halkın içerisine. Sayın Erdoğan çıkmış hala bize taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin nimetlerini anlatıyor. Proaktifmiş, esnekmiş. Şimdi böyle ağdalı lafları bir yere bırakmak, bir kenara bırakmak lazım. Şu memleket sınavından bu hükümetin bu sınavda başarılı mı, başarısız mı olduğunu şöyle hep beraber bir ele alalım. Korona dönemini başarıyla atlatmışız. Bunu da taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine borçlamışız. Bu ülke yaşadığı en büyük ekonomik krizleri yaşadı mı? Yaşadı. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti mi? Kaybetti. Türkiye vaka sayısında dünyada ilk beşte miydi? İlk beşteydi. Şimdi not vermeye başlayalım. Soru 1. Yaklaşık 190 kez değişiklik yapılan kamu ihale kanunu çıkış amacına uygun hale getirecek misiniz? Yoksa yine sadece 3-5 kişiyi zenginleştirmeyi, ülkeyi kalkındırmak zannetmeye devam edeceksiniz? Soru 2. Devlet kurumlarını Sayıştay'ın denetimini açacak mısınız? Soru 3. Harcamalarda israftan vazgeçecek misiniz? Soru 4. Kara delik haline gelen varlık fonunu kapatacak mısınız? Soru 5. Kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Soru 6. Kanal İstanbul gibi rant projelerinden vazgeçecek misiniz? Soru 7. Merkez Bankası'nı gerçekten bağımsız çalıştıracak mısınız? Yoksa yine canınız sıkıldıkça başkanı görevden almaya devam mı edeceksiniz? Soru 8. Merkez Bankası bilançosundaki ihtiyat akçesini pervasızca harcamaktan vazgeçecek misiniz? Yıllarca Merkez Bankası'nın döviz rezervini biriktirdik. Bir de yedek akçe hesabını biriktirdik. Yedek akçeyi 2018'in ortasında hükümet kuruldu ya, taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdi ve 2019'un ocağında yılların biriktirilen yedek akçesini arkadaşlar bir günde sıfırladılar ya. İçimiz cız etti. Soru 9. Döviz ve altın cinsinden iç borçlanmayı durduracak mısınız? Sabah kalkıyorlar milli yerli diyorlar. Akşam yatıyorlar milli yerli diyorlar. Bizim sona erdirdiğimiz, bitirdiğimiz içeriden döviz ve altın cinsi borçlanmayı bunlar tekrar başlattılar. Ve bu son 2 yılda oldu bu. Bir ülkenin devleti kendi vatandaşından başka bir ülkenin parası cinsinden borçlanır mı ya? Böyle bir şey var mı? Hani millilik? Hani yerlilik? Bunlara hiç cevap yok bakın. Cevap kağıdı boş. Soru 10. Kamu bankalarının siyasi mülahazalarla kredi vermeye, zorlamaya devam edecek misiniz? Soru 11. TÜİK kanunu değiştirecek misiniz? TÜİK'i gerçekten tam bağımsız bir kurum haline getirecek misiniz? Soru 12. Eş, dost ve partili kayırmacılığına son verecek misiniz? Kamuda, iş alımlarda mülakatı yandaş seçme metodu olarak kullanmaya devam edecek misiniz? Cevap yok. Ve bu soruların devamlı, değerli arkadaşlar, cevapları boş. Böyle bir boş kağıda, boş sınav kağıdına siz hangi notu verirsiniz? 0. 0, 0, 0. Peki Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda bir açıklama yazmışlar mı? Duydunuz mu? 130 milyar dolar ne oldu diyoruz ya? Bu çok basit bir şey yani. Bakın benim bakanlığım boyunca bu kardeşiniz 11 yıl Türkiye ekonomisinin başında oldu. Merkez Bankası'nın yaptığı bütün döviz işlemleri o gün anında web sitesinde ilan edilirdi. Devletseniz şeffaf olacaksınız, hesap vermeye hazır olacaksınız. Bu size miras kalmadı, babanızın malı da değil. Bu milletin, bu ülkenin de rezervi bu. Açın bakın Merkez Bankası'nın web sitesine bugün. Şimdi telefonlarınızdan girin bakın. En son döviz müdahale tarihi 2014 olarak görülüyor. Ben 2015 Ağustos'ta ayrıldım. Çünkü 2014'ten 2015 Ağustos'una kadar Merkez Bankası hiç müdahale etmek zorunda kalmadı. Piyasa tamamen kendi halinde, kendi dengesinde yürüdü. Ama ondan sonra müdahale ettiler. Bunu Sayın Erdoğan da söyledi. Dedi ki pandeminin olumsuz etkisi için bir miktar bir şeyler yaptık dedi. Ama açık açık anlatmadı ne yaptıklarını. Niye anlatmıyorsunuz? Bu 130 milyar doları hangi metotla,
Hangi kurdan, hangi tarihte, kime sattınız? Peki bu kadar 130 milyar doları sattınız da niye satarsınız dövizi? Kuru kontrol altına almak için değil mi? Kuru kontrol altına alabildiniz mi? Bir yandan 130 milyar doları cayır cayır yaktınız, bir yandan da kuru aşağı indiremediniz. En sonunda tuttunuz, faizle artmak zorunda kaldınız. Niye? Çünkü iş bilmiyor bunlar. Bunlar ekonomi yönetmeyi bilmiyor. Bunlar ülkeyi yönetmeyi bilmiyor. Bakıyoruz, sınavın cevap kağıdında bu sorunda cevap yok. Yine sıfır. Not yine sıfır.